Herkese selamlar. Bu dersimizde hangi itemi nasıl dönüştürdüğümüzü öğreneceğiz. Mesela önceki dersimizde biz bunları küptü. Biz buradan küpü seçmiştik. Daha doğrusu hiçbir şey seçmemiştik. Sadece küpü koymuştuk. Şimdi buradan hangi itemi seçerseniz, mesela ben buradan gelip bunu seçtiğim zaman, compile çektiğim zaman, bakın gördüğünüz gibi şuradaki itemlerde seçtiğim iteme direkt dönüştü. Ben buradan static mesh seçmek istemiyorum da skeletal mesh seçmek istiyorum. Mesela hangisini seçelim? Bu turuncu adamı seçtim mesela. Yine geliyorum buradan, compile'ımı alıyorum. Bakın gördüğünüz gibi o küçük şey kocaman turuncu adama dönüştü. Ne skeletal mesh ne static mesh. Fark etmez, sizin buradan istediğiniz itemi koyup otomatik olarak algılayıp oyun içerisinde değişikliği sağlayacak. Bir de şunu bir hemen eski haline çevirelim. Hızlı şekilde bir de şeyi göstereceğim size. Hop. Islander, tamam. Bir de itemleri yerden alırken bir information, bir bilgi. Anlatabiliyor muyum? Bakın sağ aldım. Pardon, bunu breakpoint koymuşum. Ben buraya şunu bir kaldırayım. Remove. Geldim ben buraya. E'ye bastım. İtemi aldım. Bakın sağ tarafta bir bilgi geldi. Hangi itemi aldığımı gösteriyor. Hangi itemin ismi ve hangi itemin resmi olduğunu da gösteriyor. Bu şekilde bir bilgilendirme ekliyoruz. Umarım beğenirsiniz. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, desteklerinizi esirgemeyin. Ne kadar destek verirseniz ben o kadar da seri çekeceğim. O kadar da eğitim çekeceğim. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi dersler. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bu dersimizde hatırlıyorsanız geçenki derste bahsetmiştim. Bunların görünümünü değiştireceğiz. İlk önce elimizde bir görünüm var mı projede? Ona bir bakayım. Bir ihtimalle yoktur. Ama şunları kullanabiliriz. Veya şu karakterlerde istediğiniz herhangi bir şey kullanabiliriz. Şimdi geliyorum ben buradan küpümüze. Master item'ımızı açıyorum. Master item'da ne yapıyorum? Bir skelet animation vardı. Bir de static animation vardı. Buradan hangi itemi kullanacağımı ben karar vereceğim. Nasıl karar vereceğim? Tabii ki şuradaki mesela item data table geliyor ya, mesela interactive burada. Ben bunu data table'dan da çekebilirim. Hiç uğraşmadan. Direkt aynı şekilde buradaki data table'ı constructor'a yazıyoruz. Geldim bunu çağırdım. Şuradan break diyorsunuz, ayrıştırıyorsunuz. Sonra get data table diyoruz. Row deyip buradaki gelen datayı buraya aktarıyoruz. Sonra buradakini break yapıyoruz. Envanter sistemimiz var tabii ki. Sonra bunların hepsini kapatıp buradan static mesh ile skeletal mesh açıyoruz. Şimdi buradan bir kontrolü yapacağız. Ne kontrolü yapacağız? Buradaki değerler doluymu diye bir kontrol yapacağız. Eğer ki doluysa değiştirecek zaten. Şimdi geldik buraya, is valid dedik. İlk önce static mesh dolu mu diye bir kontrol ediyoruz. Eğer static mesh doluysa static mesh'i değiştir dedik şimdi biz buradan. Yani buradaki gelen datayla değiştirecek. Şimdi onu detaylı anlatacağım. Yine aynı şekilde eğer ki burada static mesh yoksa tekrar is valid koyuyoruz. Bu kez static mesh'i değil de skeletal mesh'i kontrol edecek. Var mı yok mu diye. Sonra skeletal mesh'i buradan çekip skeletal mesh diyorum. Buradan da skeletal mesh'ime bağlıyorum. Şimdi buradaki olay çok basit. Ne yaptım birazdan anlayacaksınız. Anlamadıysanız. Şimdi bakın. Benim data table'da tam burada. İçinde ne varmış? Data item adında bir data table'ım varmış. Data table'ın içerisinde afrox1 itemi varmış. Hemen içine giriyorum. Bakıyorum afrox1 burada. Okey. Şimdi o zaman afrox1'in içerisinde ne var? Bana hemen burada sıralıyor. İsmi neymiş? Afrox1'miş ID'si. Name'i 1'miş. İşte ne varmış içinde? Static mesh varmış. Gördüğünüz gibi bakın. Static mesh'i dolu. Skeletal mesh'i boş. O zaman ne yapacak? Gelecek önce burada bir kontrol sağlayacak. Ne yapıyor? Buradan geliyor. Datayı kontrol etti. Afrox1'in içerisinde static mesh var dedi. Demek ki ne oluyor? Bu data static mesh dolu oluyor burada. Şimdi burada dolu olduğu için burada ilk önce biz bir kontrol sağlıyoruz. Diyoruz ki bunun içi dolu mu boş mu diye bir kontrol et. Eğer ki dolu ise zaten sen bunu değiştir diyoruz. Bak buradan bu mesh'i değiştir diyoruz. Eğer ki dolu değilsen
Buraya gel diyoruz. Tekrar bir kontrol işlemi yaptırıyoruz. Neyi kontrol edecek? Bu kez statik meshi değil de skeletal meshi. Şimdi ben buradakini skeletal meshini dolu yapsaydım. Bunu boşaltsaydım. Kay dedim. Bakın compile çektim. Bakın gördünüz mü? Robot geldi buraya. Eğer ki ben oraya skeletal meshi değil de başka statik meshini yapsaydım mesela. Mesela şunu yapalım. Kon koyalım. Compile alalım. Bakın gördünüz mü? Statik mesh oldu sizce. Son. Ya burada siz ne eklerseniz otomatik olarak oraya eklenmiş olacak. Şimdi geldim buraya. Ne anlatıyorduk? Şimdi buradan kontrolü sağladı. Ne yaptı? Statik mesh, skeletal mesh var mı diye baktı. Daha demin biz insan eklemiştik ya. Statik mesh olmadığı için otomatikman buraya geçti. Skeletal mesh var mı diye. O insanı ekledi. Şimdi biz kon koyduk. Konu koyduğumuz için de burada ne yaptı? O bir statik mesh olduğu için statik mesh dolu dedi. Zaten dolu olduğu için skeletal mesh'i de doldurmamıza gerek yok. Bir görsel olarak koymuş olduk zaten oraya. Sonra buradan da statik mesh'i değiştirmiş olduk. Bu kadar basit yani. Bu işlem bu kadar basit. Mesela gördüğünüz gibi tak tak hepsi burada değişti bir anda. Niye değişti? Biz buradaki dataları çünkü o şekilde yapmışız. Şimdi geldim. Mesela şurada küp varmış. Biz bir küpü koymuşuz. Onu bir kaldıralım. Bakın kaldırdıktan sonra artık siz ne eklediyseniz item'a o gelecektir. Nerede o? Mesela ne eklerim şimdi? Şunda mesela üçgen eklemiştik. Bunun yerine başka bir şey de ekleyebiliriz. Bu böyle yandan bakmalı bir olsun üçgen. Buradan da mesela bu sarı karakteri koymuştuk. Bunu da gri karakter yapıyorum. Mesela bunu da statik mesh koymak istemiyorum da skeletal mesh koymak istiyorum. Bu da hangi karakter olsun? Bu da beyaz karakter olsun. Şimdi buradan geldim. Gördüğünüz gibi bakın. Afrox 1, Afrox 2, Afrox 3. Şöyle çekeyim bir dakika. Compile'imi çekiyorum. Compile çekmeniz lazım. Compile'i etleştirdikten sonra bakın gördüğünüz gibi hepsi değişti. Bak bunlar Afrox kaçmış? 3. 3 olan neymiş buradaki? Gördüğünüz gibi Manekün. Buradaki de 3. Manekün. Buradaki neymiş? Afrox 2. Hemen geldim. Buradan. Afrox 2'ye baktım. Gri. Diğeri de zaten biz yan bir şey yapmıştık. Bu güzel durmuyor. Şunu yapalım. Belki güzel durur. Compile çektim. Yani. Bakalım şimdi. Bakın gördüğünüz gibi. Şu an etkileşim yok sadece. Bu etkileşimi nasıl sağlayacağız? Şimdi onu göstereceğim. Birkaç çeşit yapabilirsiniz. Ben size onların birkaç çeşitini göstereceğim. Şimdi öncelikle bir box collision koyabilirsiniz. Birkaç tane göstereyim. Meshi de yapabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Şimdi bizim interact ettiğimiz zaman ilk önce karaktere geliyoruz. Nerede bizim karakterimiz? İlk önce bir karakterimize girelim. E'ye bastığımız zaman ne yapıyoruz? Word Dynamic olan nesneyi alıyormuş. Şimdi bizimki box collision neymiş? Word Dynamic'miş. Bakın bastım aldı. Bakın görüyor musunuz? Bastım aldı. Şimdi bütün nesneleri alıyor. Şimdi ben bunu kaldırabilirim. Bunu da kullanmayabilirim. Bu tamamen tercih size kalmış. Şimdi burada dikkat ederseniz Word Dynamic kolizyon ama etkileşime girmiyor. Girmemesinin sebebi de şurada no collision olduğu için biz demişiz ki buna herhangi bir kolizyon verme. Kolizyon vermediği için de herhangi bir etkileşime de giremiyor doğal olarak. Giremediği için de bir işlem görmüyor. Şimdi buradan diyoruz ki query only. Ne yaptık? Biz şimdi artık dedik ki buna kolizyonun var ama fiziğin yok. Eğer fizik istiyorsanız şunu yapacaksınız. Bakın zaten yazıyor kolizyon ve fizik. Ona tıklayacaksınız. Şimdi geldim. Burada da bakıyorum. Bu da Word Dynamic. Bunda her ikisi de var. Bana gerek yok. Sadece kolizyon lazım. Bakın basıyorum. Karakterleri aldım. Meshleri alamadım. Nedenine bakalım. Şimdi buradaki bizim eklediğimiz mesh'in ilk önce kolizyonu var mı diye bir bakıyoruz. Baktık herhangi bir kolizyon görünmüyor. Bakın şuradaki tiki açtığınız zaman yeşil bir çerçeve çıkması lazım. Nasıl bir yeşil çerçeve? Hemen onu da bakalım. Varsa elimde göstereyim. Bundan bir mesh açtım mesela. Buradan collision dedim. Bakın gördünüz mü? Çizgiler göründü. Yani bu mesh
Aslında bir kolizyon içinden geçmenizi vesairesini engelliyor. Bu da bizim eklediğimiz modelde yok. Yoksa nasıl ekleyebiliriz? Çok basit. Burada zaten kolizyon yazıyor. Et yazıyor zaten. Ekle. Ne tür eklemek istiyorsan buradan ekle. Ben buradan şapır ekleyebilirim. Yuvarlak olarak da. Ha, yok şapır güzel durmadı diye beğenmedim mesela. Box ekleyebilirim. Anlatabiliyor muyum? Buradan istediğiniz gibi istediğiniz şeyi ekleyebilirsiniz. Tamamen tercih. Bunu da böyle ekledik şimdi. Geliyorum. Bakın gördünüz mü? Şimdi itemi aldık ve envanterimiz de şu an mevcut. Bu şekilde biz itemlerin şeklini değiştirebiliyoruz. Tabii bu hani her karakteri ilerlettiğinizde bu kod çalışıyor. Şuradaki kod. Buradaki kod her ilerlettiğinizde çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Mesela bakın print ekliyorum ben buraya. Siz herhalde bir işlem yaptığınızda mesela compile çekmedim o yüzden olmuyor. Compile'ı unutmayalım. Ben unutuyorum sürekli. Şimdi bakın karakteri çekiyorum. Bakın sol tarafta görünmüyor ama şurada görünüyor. Bakın loglarda geliyor görüyor musunuz? Hello. Normalde sol tarafta da görünmesi lazım da ara sıra bug'a giriyor. Bakın çekiyorum habire hello geliyor. Ne olmuş oluyor? Ben bunu her hareket haline getirdiğim zaman demek ki bu kod satırı çalışmış oluyor. Ha, ben bunu sürekli o şekilde istemiyorum. Sürekli her hareket ettiğinde değil de benim işime yaramayacak hareket ettiğinde bana örnek veriyorum. Bir kere değişsin, bir daha değişmesin. Bu kodu alıp aynısını Beginpile yapıştırmanız yeterli olacak. Bir kere çalışacak, oyuna girerken entegre edecek o kadar. Bunu da direkt entegreli hale çalıştırıyor. Şimdi bir de şöyle bir sistem yapalım. Şimdi itemi aldık ya mesela. Geldik şuraya. Ben bu itemi aldım. Abi şu an iki tane item var değil mi? Bir de sağ tarafta bir bilgilendirme. Şu sağ tarafta bir bilgilendirme çıksın. Onu da hemen hallederim hızlıca. Geldim widget'a. Bakın burada inventory ve widget slot yapmışız. Bir tane de oyun içi ekran yapacağız. Ve game diyorum. Bu da oyun karakterdeki oyunun ekranı olacak. Şimdi buradan ekranımızı kenara koyduk. Bir de buraya ne yapalım mesela sağ aşağı doğru geçmesini istiyorsak vertikal koyacağız. Vertical'ı ben geldim buraya koydum. Buradan size to content'a basıyorum. En sağ tarafa atıyorum. Bakalım size to content'ta böyle oluyor. Buradaki alignment'leri 0 0.5 yapın y'sini, x'ini de 1 yapın. Direkt ekranın içine sığacaktır. Sonra da bunu diyorum ki ekrana göre ayarla. Şimdi buraya da vertical box'ın ismini değiştiriyorum. Ne değiştireyim mesela? Information dedim. Yanına da VB koyayım yani. Ne olduğunu anlamak için. Değişken haline çevir diyorum. Bu kadar. Bir de çıkacak information'ı widget lazım. Şimdi bir widget hazırlamamız lazım. Nasıl bir information istiyoruz? Koyduk buraya. Hemen geldim ne yapalım mesela? Bir overlay ekleyelim. Desired dedim. Okey. Şimdi buradan image'imi ekliyorum. Diyorum ki hacı sen full screen ol. Arka tarafta ne kadar iş varsa hepsine ona göre yapış. Hatta bunu da böyle bir ayarlayalım. 200 diyelim. 75. 75 çok oldu. 50. İlk önce bir itemin kendisini göstersin resim olarak. Bir de adını göstersin. Şuna bir horizontal box ekleyeceğim. Yan yana göstersin diye. İç içe girip karışmasın diye. Ekledim. Bakın gördüğünüz gibi ne oldu? Entegreli halde çalışmış oldu. Şimdi böyle tak tak. Atalım. Daha iyi. Şimdi buradan da herhangi bir image koyayım. Görünmesi için. Bunu kaç yapalım? 64'e 64 mi yapalım? Bunu da şöyle ortalayalım.
Bunun boyutunda kaç yapalım? 15'e düşürsek iyidir acaba. 64 çok olabilir. Bir 32 de deneyelim. Ya da 48 yapayım bunu. Biraz kararsız kaldım. Okey. 15 iyi ya. Mesela burada da mesela örnek veriyorum. Apple yazdık. Anlatabiliyor muyum? Apple. Bu da Apple resmi olduğunu varsayın. Onu aldı işte kaç tane kaç adetse ekranda kaç tane çıkıyorsa işte o kadar aldı. Şimdi buradaki widget tarafı tamam. Şimdi biz bu widget'ı şey yapacağız. Daha demin ki kurduğumuz widget var ya şuradaki. Oraya entegre edeceğiz ama nasıl entegre edeceğiz? İlk önce benim bu widget'a ulaşmam lazım. Nasıl ulaşmam lazım? İlk önce buradan bir custom event oluşturacağız. Custom event. Diyoruz ki buna mesela information event diyelim mesela. Hemen geldim create widget. Ondan sonra da buradaki horizontal box'a da ekle diyorum. Add the child. Okey, buradan da gelip widget'ımı seçiyorum. Neydi? VB Information'ı seçtik ha. Bu kadar. Sonra buradaki Apple şeyler var ya, biz bunları şimdi değiştirmedik. Biz bunu şimdi çıkartırsak resimde benim yazdığım gibi bu şekilde çıkacak. Çünkü biz bunları setlememiz gerekiyor. Şimdi bunu setlemek için ilk önce buradan ben bir değişken oluşturacağım. Ne değişkeni oluşturacağım? Bir tane bize ne lazım? Bir text lazım. Bir de texture lazım, değil mi? Hemen geldim buraya. Item image diyorum. Texture ediyorum. Bu texture. 2D. Ondan sonra buradan da başka ne lazım diye bir de text lazım, değil mi? Item name diyelim buna da. Bunu da text'i koyduk. De bunların ikisini de edit table'ını açıyorsunuz. Şu göz edit table oluyor. Yani şuradaki tiki açıyorsunuz. Hop. Expose spawn. Expose spawn dediğiniz zaman da burada refresh çaktığınız zaman geliyor. Şimdi buradaki datalara biz nasıl ulaşacağımızı göstereceğim birazdan size. Şimdi bizim ihtiyacımız olanları karşıladık mı? Bir text lazımdı, bir image lazım. Demek ki karşıladık. Şimdi biz bunları bir de setlememiz gerekiyor. Setleyelim. Hemen geldim. Image'i aldım. Pardon, bu image background image galiba. Background'ın bunu hemen BG yazdım. Bunun değişkenini kapattım. Şuradan itemin resme tıklayıp değişken olarak ayarladım. Bir de elma vardı. İşte text. Onu da aldım. Ne diyelim? Item text. Okey. Şimdi hepsini ayarladığımıza göre buradan çekebiliriz onları. Şimdi image'i çektim. Pardon. Ha, ben buradaki de aynı mı yaptım? Bir dakika bakayım. Aa, burada gideceğim. Item ne diyelim? IMG item diye. Bu da tam tersi olsun. Karışacak isimler biraz ama. Bu widget'taki item. Bu da widget'taki text. Hemen buradan geldim. Set texture diyorum. Buradan da set text diyorum. Şimdi ne oldu? Bu widget'taki ben değişken olarak ayarladım ya, bunu artık oradan çekebiliyorum. Text'i de oradan çekebiliyorum. İkisini de çekip değiştir dedim. Neyle değiştirecek? Bu image'le ve oluşturduğumuz bu item name'le. Şimdi buradaki datalar nereden geliyor? Buradaki dataları bu arkadaş yönlendirecek. Biz buraya expose spawn yaptık ya. Şurayı. Yapınca otomatikman buraya geldi. Şimdi siz burayı neyle doldurursanız buradan da bizim şey ekleme yapacak. Vertical box'a ekleme yapacak. Setleme işleminde event yani widget açılır açılmaz gerçekleştirecek. Şimdi bundan sonra da bizim buraya doldurmamız gerekiyor. Şöyle bir bağlayalım bunu da. Şimdi oyuna girdiğim zaman herhangi bir widget açık değil ya. İlk önce onu açalım. Bir değişken olarak onu bir elde edelim. Blueprint karaktere geldim.
Neredeydik? Burada. Hemen geldim. Create Widget dedim. Oyun içerisindeki game adlı widget'i aç dedim. Şimdi buradan da bir değişkene aktar dedim bunu. Oluşturduğu değişkene biz artık buradan ulaşabileceğiz. Add viewport. Bir değişkende bir isim verelim. Game hat referans diyelim. Game hat değil de. Widget game referans diyelim. Sonunda D kaldı. Heh. Şimdi biz bunu da ayarladığımıza göre master item'e geldik ya, mesela burada bir etkileşime sağlanıyor. Envanter alabiliyoruz. Envanter referansını alabiliyoruz. Bize şimdi ne lazım? Karakterin referansı lazım değil mi? Ya da widget'ın referansı lazım. İki tane çeşit oluşturabiliriz. Performans açısından düşünüyorsanız bunu şey yapabilirsiniz. Direkt interface'e bağlayabilirsiniz. Şimdi interface'e bağlayıp buradan onları çekebilirsiniz. Sonra interface'i çağırıp bu şekilde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayacağım. Çünkü video çok uzar böyle. Zaten 20 dakikaya gelmiş. Video uzamadan kolay yolunu göstereceğim. Diğer söylediğim interface mantığı daha verimli, daha sağlıklı çalışır. Kes sistemi yapmayın. Yapmanız doğru değil yani. Anlatabiliyor muyum? Her şeyi böyle keste bir şeye kolay ulaşmak hiçbir zaman kolay olmaz. Öyle düşün. Kes sistemini her zaman oluşturursanız performans olaraktan hiçbir zaman iyi olmaz yani. Şimdi ben buradan get owner diyorum. Bunu kim kullanıyorsa. Buradan hemen cast yapıyorum. Cast neydi bizim? Third person karakter. Ekledim. Sonra bizim neye ulaşmamız gerekiyordu? Game widget'a. Game widget'tan neye ulaşmamız gerekiyordu? Bizim buradaki oluşturumuz information adlı widget'a. Okey. Buna da ulaştık mı şimdi? Buradan item geliyor ya mesela bize datadan. Biz bu itemi ne yapıyoruz? Item name'e ihtiyacımız vardı. Bir de item'ın resmine lazımdı değil mi? Şunları çağırıp geri kalan hepsini kapatıyorum. Bu kadar. Yani sistem bu kadar. Şimdi ben E'ye bastığım zaman o ekranın sağ tarafında bu information gelecek. Yani ne gelecek? Bu master item'da bizim değişkende data table'da hangi item varsa geliyordu ya bütün datalar. Orada datalardan bana sadece itemle texture lazımdı. Onu da ben buradan widget'ıma aktardım. Widget'tan da dedim ki bana bunu yansıt, bana bunu göster diye bir fonksiyon oluşturdum. O fonksiyon da burada. Sonra da vertical box'ıma ekliyor. Vertical box'ımı ekledikten sonra da widget çıkar çıkmaz kendini değiştiriyor. Şimdi bakın. Geliyorum. E'ye bastım. Bakın aprox 1, aprox 1 ne oldu? Birinci itemi almış oldu şimdi. Buradan geldim. Aprox 2 yazdı. Buradan geldim. Aprox 3. Aprox 3. Ya ne oldu? Sıralama oldu. Bir alt alta bir sıralama oldu. Gayet güzel şekilde görünüyor ama sıkıntı şu. Sıralama güzel. Ama belli bir süre görünmesi lazım. Belli bir süreden sonra kaybolması lazım. Şimdi o sistem çalışmıyor. Onu da ayarlayalım. Şimdi begin animation diyelim ona. İlk doğduğu zaman bir animasyon işlemi gerçekleştirsin anlamında. Şimdi buradan ne yapalım? Bir overlay'i çağıralım. Overlay'den çağırmadan önce şu information animasyona boş bir yere tıklayın. Sonra buradan da boş bir yere tıklayın. Overlay'e gelip bunu ilk önce bir şey yapalım. Transform yerini değiştirelim. Biraz transform'u 500 yana kaysın. 500 birim yana kaydırdık, tamam mı? X'ten olaraktan. Diğer yönergeleri çevirmeyin. Sadece X'ten 500 birim ileri kaydık. Sonra gelip ben bu begin information'dan, pardon bunu yanlış ekledim. Ne yapıyorum? Overlay'e tıklıyorum. Transform'a geliyorum. Transform'dan diyorum ki şunların hepsini kaldırabilirim. Gerçi kaldırmayayım. Size belki başka bir şey yapmak isterseniz onları da gösteririm. İlk başladığı zaman ne olacak? 500'den başlasın diye bu artıya basıyorum. Bakın buna mutlaka basın. Hatta Transform'un kendisine bakın. Hepsini bir yere oturtun. Sonra 0.75'e geldiğin zaman da kardeş sen artık ekranın ortasına gel. Buradan da yine sıfıra ayarladıktan sonra bütün ayarları yaptıktan sonra noktaya basın. Şimdi onu da ayarladıktan sonra bakalım nasıl geçiş bir yapıyor. Bakalım. Hop. Bir dakika, çok hızlı geçti. Böyle geliyor. Böyle geldikten sonra diyelim ki 1,5 saniye kadar kalsın. Yani 75'in 140. 1,5 0,75'ten 1,5'e kadar kalacak.
1.5'ten sonra da kardeş sen eski yerine geri dön diyebiliriz. Bundan sonra tabii bu işlemle bitmiyor. İlk önce bir animasyonu çalıştıralım. Tabii bu sadece ekrandan görünümü gidiyor. Buradan play animation diyorsunuz. Finish. Evet. Buradan widget'ı soruyorsunuz. Hangi widget? Tabii ki bu widget. Get self diyoruz. Hangi animasyon diyor? Begin animation'ı biz oluşturmuştuk. Bu kadar. Şimdi bunu çalıştıracağız. Geldik. E'ye bastım. Hani geldi bak animasyonu çekildi. Hop gitti. Animasyon geldi. Hop gitti. Şimdi biz bunu çok hızlı geliyor. Belki bunun biraz speed'ini düşürebiliriz. 0.5 yaptım mesela buna. Biraz ağır geldi. Dur 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 dur. Hop gitti. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde alıyorsunuz. Mesela ne aldıysanız sıralı şekilde geliyor gidiyor. Tabii bu sadece gidiyor. Oyundan silinmiyor. Oyundan silinmesi için ne yapıyoruz? Remove from parent. Bunu da ekliyorsunuz. Ekledikten sonra da animasyon bittiği zaman widget da siliniyor. Bakın gördünüz mü ne kadar güzel geçiyor. Tak 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 sırası gelen gidiyor. Widget de ekrandan ve oyundan komple silinmiş oluyor. Bunu eklemeyi unutmayın. Bunu eklemezseniz arka planda çalışır halde sizi bekleyecektir. O yüzden bunu kullanmanız şart. Evet. Şimdi başka bir şey kalmadı diye biliyorum. Bir tekrar testimizi yapalım. Geldik. Aldım bu itemi. Aldım. Sırayla geliyor. Sırayla da gidiyor. Gayet güzel. Ve etkileşimleri, itemlerin de göstergesini ayarladık. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, desteklerinizi esirgemeyin. Ne kadar kanal büyürse biz o kadar ben o kadar video çekeceğim size, o kadar seri çekeceğim. Şu an seri falan çekmiyorum. Belki kanal büyüdüğü zaman seri çekmeyi düşünebilirim. Umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi de.